Merhabalar, Kral Şakir'in yapımına devam ediyoruz. Gözlerle devam edeceğiz şimdi. Ben bir tanesini bu şekilde hazırladım. Bakın bu şekilde monte ettiğimizde çok güzel olacak. Şöyle kullandığım ipi göstermek istiyorum. Nakopırlanta'nın bu beyaz rengini kullanacağım. Bir de böyle küçük boy bir düğme kullanacağım. Elimde bu düğme vardı. Açıkçası tam da oldu göz için. Zaten Kral Şakir'in gözlerinin içinde böyle minik bir siyahlık var. Düğme kullandım ben. Siz imkanınız varsa hazır göz de kullanabilirsiniz vidalı gözlerden. Ama düğme de gayet iyi oldu. Düğme kısmını sihirli halkanın ortasından geçirerek birleştirdim ve sabitledim. Yani çıkmıyor bu. Evet, bakın bu şekilde. Gayet güzel oldu. Evet, şimdi yapımına hemen geçelim. Sihirli halka ile başlıyoruz. Hemen içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. Sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Hemen halkamı daraltıyorum. Çok kapatmıyorum. Çünkü gözü yerleştireceğim bu kısma. Şöyle hafif daraltıyorum. Biraz açıklık kalsın. Daha sonra halkamı kapatıyorum. Ve altıncı, bakın sık iğnemi de yapmış oldum. Şimdi düğmemi aldım. Buradan yerleştirdim. Açıklık varken yerleştirmemiz lazım. Aksi takdirde sığmıyor. Evet. Bu kısma yerleştirdim. Bakın. Şimdi sihirli halkanın küçük ipini alıyorum elime. Bakın. Sihirli halkanın küçük ipi buydu, değil mi? Bunu alıyorum. Şöyle katlarını ayırdım. Bir tane katını aldım. Şimdi buraya iğnemi takacağım. Evet, iğnemi ince ayırdığım kısma bakın taktım. Daha sonra bu sihirli halkanın ipini sıkıyorum. Şimdi şurada düğmenin deliğinden geçiriyorum. Bakın. Evet. Bu şekilde geçirdim. Bir iki sıra ördükten sonra bunu düğümleyeceğim. Şimdi düğümlemeyeceğim. Çünkü şimdi düğümleme yaparsam bu kenarları içe kıvrılır ve üst sıraları örmem zorlaşır. Evet, ilk sıramızda 6 tane sık iğne yaptım. Bir üst sıraya geçiyorum. Her sık iğne 2 tane batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın. İkinci sıramı artık sıraları karıştırıyorum. Çok yani buna takılmayın. Çünkü hem örmek hem kaçıncı sıradayız hem kaç ilmek var bunları söylemek bayağı bir zor oluyor. Tahmin edersiniz ki. Şimdi 12 tane sık iğnem oldu. Tamam, 6 tane olan sık iğnemi hepsine çift batarak 12 tane yaptım. Daha sonra ipimi bırakıyorum. Siz eğer vidalı göz kullanırsanız hiç bunlarla uğraşmanıza gerek kalmayacaktır. Ama elde düğme varken de ben gerek duymadım. Evet, şimdi iyice ipimi daralttım. Ve artık şu kısmı sabitleyebilirim. Evet, gözü bu kısma dikmiş olduk. Sabitlemiş olduk. Evet, 12 tane sık iğnem var. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya geçerken de şu parça ipimi ayraç olarak kullanayım hemen. Bir ör bir artır yapacağız. Ve sıra sonunda ilmek sayımızın 18 olması gerekiyor. Bir ördüm, bir artırdım. Bir ördüm.
bir artırdım, bir ördüm, bir artırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet. İkinci sıranın sonuna geldim. 18 adet ilmeğimin olması gerekiyor. Bir ör bir artır yaptığımda sondaki en son artır yaptıysam zaten 18 tane ilmeğim vardır. Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada da 2 ör bir artır yapacağız. Beyaz ip olduğu için şanstan parlıyor. Evet. Şimdi de 1 2 ördüm. Üçüncüye çift batıyorum. 1 2 1 2 ördüm. Üçüncüye çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 2 ör, 1 artır şeklinde. Evet. 2 ör 1 artır yaptım. Bakın sıra sonuna geldim. Şu anda ilmek sayım 24. Bu 24 ilmeği 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 4 sıra örüp dönelim. Düz ördükten sonra kesmelerle devam ediyoruz. 24 tane ilmeğimiz var şu an. Kesme yapacağız. 2 tane öreceğiz. 1 tane keseceğiz. 2 ör bir kes yapalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 18 olması gerekiyor. 2 ör bir kes yaptım. Sıra sonuna geldim. İlmek sayım 18. Şimdi kesmelerle devam ediyoruz. Şimdi de 1 ör bir kes yapacağız. Bir tane ördüm. Hemen bir tane kesiyorum. Evet, bir ör bir kes yapalım. Sıra sonunda ilmek sayımızın 12 olması gerekiyor. 12 tane ilmeğim kaldı. Şimdi hepsini sırayla keserek 6'ya düşüreceğiz. Bu aşamada ben doldurdum gözlerin içine. Çünkü 6'ya düşürdüğümüz zaman içerisini doldurmamız zorlaşacaktır. Bakın bu şekilde doldurdum tamamen. Şimdi ilmek sayımızı 6'ya düşüreceğiz. Alt sık iğneye düşürdükten sonra ipimi kestim. Artık dikmeye geçebiliriz. Dikmeleri şöyle tam burun üstünden yapacağız. Birleşik olacak. Arada boşluk olmayacak. Tam burun üstüne aynı hizaya getirecek şekilde dikeceğiz. Şöyle tutuyorum. Bir başa, bir göze denk getirerek bu şekilde dikelim. Diğerini aynı şekilde şöyle.
şöyle yanına dikelim. Diğerini de aynı şekilde diktikten sonra şöyle bir ortadan birleştirdim. Gözler birleşik dursun diye. Ortayı birleştirdikten sonra şöyle burun üzerine kaydırarak buradan da bir sabitleme yaptım. Şöyle. Daha sonra ipi şöyle içeriden geçiriyorum, kaydırıyorum. Diğer burnu da yine göze sabitleyeceğim. Şöyle ipimi artık içinden geçirebilirim. Sadece birer kez bu kısımda, bu kısımda ve ortada birer kez birleştirme yaptım. Çok fazla birleştirme yapmaya gerek yok. Gözleri birleştirdikten sonra ipi şöyle içeriden kaydırıyorum. Bunu da kaydıracağım. Düğüm yapıp içe gizleyeceğim. İkisinin de bu. Bitirme iplerini buraya kadar sürükledim. Şimdi burada bir düğüm yapıp daha şöyle kalın bir düğüm yapıp içe gizleyeceğim. Şekilde gizledim. Şöyle üstten görünümü, alttan görünümü. Gözlerimiz gayet güzel oldu. Sabitlememizi yaptık. Şöyle karşıdan da göstereyim. Evet, orijinalindeki gibi iri iri patlak gözleri oldu. Şimdi şu kısımlara, yanak kısımlarına yine bu burun kısmına yaptığımız gibi lekeler yapacağız. Çünkü Kral Şakir'in bu yanaklarının kenarlarında böyle lekeler var. Onlar için şeypimizi takalım. Aynı boğaz kısmına yaptığımız gibi bu şekilde lekeler yapacağız. Bunların yoğunluğu veya azlığı size kalmış. Evet, bu kadar bence yeterli oldu. Bu kısmı da aynı şekilde bu lekelerden yapacağız ve baş kısmı hazırlanmış olacak. Şimdi sırada artık kaşlarımız var. Kaşlarımızla devam edelim. Kaşlarla devam ediyoruz. Şöyle gözün hizasından. Gözün hizasından ipimi geçirdim. Şöyle yine şöyle gözü çaprazlayarak 3. sık iğneye batıyorum. Evet. Böyle bir kaşımız oldu. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Çaprazlayarak bakın tam şu kısma denk getireceğim. Burada bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuraya batsak. Şuraya batalım. Evet. Bu şekilde kaşlarını da yapmış olduk. Şimdi ipimi buradan kaydırıyorum. İpi kaydırarak gizleyebiliriz artık. Kaşları yaptığımıza göre.
Evet. Kaşları yaptıktan sonra sol tarafında yine bu beneklerini tamamladım. Sağ tarafta yaptığımız işlemin aynısını yaptım. Şöyle tekrar bir yakından bakalım. Başımız da bu şekilde hazır oldu. Artık şapka yapımıyla devam edebiliriz. Siyah ipimi taktım. İnce olsun istediğim için de kopırlantayı katlarına ayırdım. Şöyle bir katını yaptım. Taktım iğneme. Şimdi siyah ipimi şu ortadan batıyorum. Burada önce bir siyah çizgi oluşturalım. Kral Şakir'in. O da yine karakteristik özelliklerinden birisi. Şöyle ortalayalım. 1, 2, 3. Dördüncüsü yeterli bence. Ortaladıktan sonra şöyle bir denk getirelim. Evet, batıyorum. Evet, böyle bir burun çizgisi yapmış olduk. Tekrar yukarı batalım. Biraz daha kalınlaştıralım. Yukarı battım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın, aynı yere tekrar battım. Ve burun çizgimiz oluşmuş oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi lekeleri yapacağız. Lekeleri yapmadan önce şöyle içten ipimizi biraz kaydıralım ki burun çizgisini kasmasın. Evet, ipimi biraz kaydırdım. Özellikle fotoğraflarına baktım. Bu ağız kısmı şuralarında minik lekeler var. O yüzden de şöyle batıyorum. Bakın herhangi bir yerden battım. Çok kasmıyorum. Şuradan bir sık iğneden tekrar batıyorum. Evet. İlk lekemizi yaptık. Birkaç tane daha yapalım istiyorum. İkinci lekemi de yaptım. Bir de şu kısma yapmak istedim. Evet, bu şekilde lekeler yapabiliriz. Artık akşam olduğu için ışık biraz yetersiz kalıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi ipimi tekrar kaydırarak şöyle hafif hafif kaydırarak karşıya geçiyorum. Evet, geçtim karşıya. Şimdi burada da birkaç benek yapalım, leke yapalım. Çok az olduğu için olmadı. Kısık iğnenin bir köşesinden batıp diğer köşesinden çıkarmak gerekiyor. Evet. Birkaç tane daha yapalım. Evet. Dengeli olsun. Birkaç tane de şu kısma yapalım. Bir de şuraya yapmak istedim kenara. Evet. Ağız beneklerini de bu şekilde yapmış olduk. Tek kalan işlem artık ağzı birleştirmek oldu. Ağız dikimine geçebiliriz.